Ankara Mobilyası'nın adı sektörde kaliteyle anılır. Kiper Koltuğun kurucusu Nevzat Altınışık, işin mutfağında yetişiyor, NZT Collection markasıyla sipariş üzerine tasarım mobilyalara imza atarken geri dönüşüme de ayrı bir önem veriyor. Yılı mobilya trendi açısından çok farklı tarzların bir arada sunulduğu bir yıl. Özellikle eskilerden kalma pek çok obje bu yeni dekorasyon akımları içerisinde kendine yer bulabiliyor. Örneğin otantik bir kilim ya da heybeden yapılmış koltuklar mekanın en güzel görünen objesi haline gelebiliyor. Ankara sitelerde proje odaklı çalışan, sadece sipariş üzerine üretim yapan Kipel Koltuk, NZT Collection markasıyla standardın dışına çıkıyor. Nevzat Altınışık, daha çocuk denebilecek yaşta çıraklıktan başlayıp ustalığa uzanan bu yolda işin tüm süreçlerine hakim oluyor. Sene 89'da mobilyada işte çalışıyordum. Hem mobilyanın ustasıyım hem döşemenin ustasıyım. 2008'e kadar işçi olaraktan devam ettim. Yani işin öğrenmek için. Daha sonra 2008'de işte Kipel Koltuğu kurduk. Yani bu işi yaparken çıraklıktan aldığımız eğitimle, ustalarımızdan aldığımız eğitimle, öyle söyleyeyim, bu kıvama geldik. Şimdi de hünerlerimizi sergiliyoruz işte. Kendi imalatımızı kurduk. Müşteri geliyor, müşterinin talebine göre ne istiyorsa, sınırı yok. Ne istiyorsa her şeyi yapabiliyoruz. Hayalde sınır tanımıyoruz diyor Nevzat Altınışık. Kim neyi talep ediyorsa profesyonel ekibi ve güçlü imalat altyapısıyla onu üretiyor. Koltuk ve mobilya konusunda tasarım üzerine hepsinde uzmanlaştık hemen hemen. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz otel tasarımları olsun, özel villalar olsun, evler olsun, küçücük dar alanlar olsun, sıkıntı değil. Bütün hepsinde kendimizi kanıtlamış durumdayız. Çok farklı tasarımlarımız oluyor. Yani bizde şu var diyemiyoruz, kişiye özel, kişinin canı ne istiyorsa biz ona göre evini dekore edebiliyoruz. Hayal edilen modeller alternatifleriyle birlikte önce kağıda dökülüyor, onayla birlikte imalata geçiliyor. Siz anlatıyorsunuz, biz de ona göre bir tasarım yapıyoruz. Hani bir tane tasarım değil, birkaç tane tasarım sergiliyoruz. Hangisi hoşunuza giderse onu birebir uygulayıp o eve yerleştiriyoruz. Geldikten sonra şimdi imalat bölümündeyiz. Burada nasıl bir süreç yaşanmış oluyor? Şimdi ölçülendirmesi yapılıp iskelet aşaması bittikten sonra burada tezgahlarımızın üzerine alınıp beyazlama işlemi dediğimiz süngerleme olayı, alt süngerleme olayı bu şekilde hazır hale getiriliyor. Hı. Daha sonra bunun üzerine kumaşı geçirilerek kumaş kaplaması yapılıyor. Hı. Peki hangi süngerin kullanılacağına? Tabii müşteri karar veriyor ona. Yumuşak isterse yumuşak süngerlerden, kuş tüyü dediğimiz süngerlerimiz var. Onlardan da kullanabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla müşteri berjer diyor. Bu sürekli oturacağım bir şey. Biraz sert olsun dediği zaman gri süngerlerimiz var, sert süngerlerimiz. Onlardan bu işlemi bitiriyoruz. Kullanım amacına göre aslında değişmiş tabii, oluyor. Tabii kullanım amacına göre değişmiş oluyor. Peki şimdi atık süngerler de var burada. Siz atıkları da değerlendiriyorsunuz. Tabii hatta ki. Eskiye de ayrı bir ilginiz var. Bunu da biliyorum. Kilimler dolayısıyla. Kilimli koltuklar da ortaya çıkıyor. Doğru. Geri dönüşümle ilgili nasıl bir hassasiyetiniz var? Şimdi geri dönüşüm bunların hepsi parayla alınan malzemeler. Bunları israf etmek yerine biz bunları makinalarımızla, makinalarımızla işleyerekten klientlerin içine komple boncuk silikon elyaf olaraktan koymuyoruz da daha çabuk deforme oluyor çünkü. Onun içine güçlendirme malzemesi olaraktan bunlardan kullanabiliyoruz. Geri dönüşüm şart diyoruz. Her sektörde. Geri dönüşüm şart. Nevzat Altınışık deneyimli bir ekiple işlerin başına geçiyor. Tezgahtarlığını da yaptık biz bu işin. Şu anda da yapmaya devam ediyoruz. Hem satışında hem imalatında özellikle birebir başında durduğumuz zamanlar da oluyor. Ama deneyimli ustalarımız var. Sonuna kadar güvendiğimiz ustalarımız var. Onlar da çekirdekten yetişme. Onların da yardımıyla birinci sınıf işler çıkartabiliyoruz. Koltukların kumaşında
Ya moderni tercih edenler de var ama eskiye dönmek isteyenler de, o yaşanmışlığı evinde görmek isteyenler de var. Tercihler hangi noktada nasıl değişiyor? Şimdi modern isteyenler de genelde bu tarz kumaşlardan talep ediliyor. Bunların da çeşitleri çok zaten şu anda yeni üretim olduğu için, ama eskiye dönüşlerde de şöyle görmüş olduğunuz gibi kilimleri, biz bunları eski köylerden, ondan sonra ilçelerden, kasabalardan veyahut da antika malzemeleri satan yerlerden alıp bunlardan da koltuk yapıyoruz. Yani şu kumaşlardan, işte nubuktan ya da daha farklı isimle ifade edilebilecek kumaşlardan mobilya yapan çok da, bu sanıyorum sınırlı. Evet, farkınızı sınırlı. Burada mı ortaya koyuyorsunuz? Biraz öyle oluyor. Biraz farkımız burada çıkıyor ortaya. Nerelere iş yaptığınızı da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Türkiye geneline hizmet veriyoruz diye söylemiştiniz. Tabii. O Türkiye geneline hizmet verdiğiniz yerler arasında özellikle böyle otantik öğelerin yer aldığı oteller var, onu biliyorum. Ama yurt içiyle de sınırlı olmadığınızı da biliyorum. Nerelere gidiyor bu ürünler? Yurt içinde dediğimiz gibi oteller ve yurt dışındaki otellere, şahıslara, evlere, değişik değişik yerlere gönderebiliyoruz. Mesela yurt o ülkelerden örnek verecek olursak. Nijerya'mız var mesela, Almanya var. Irak var. Irak zaten sürekli gönderdiğimiz yerler. Nevzat Altınışık'ın başarısının sırrı işini severek yapmasında gizli. Bir işi yaparken o işler öncelikle zevk almak lazım, sevmek lazım. Sevdiğimiz sürece o iş ortaya çok güzel şeyler çıkartabiliyor. Dolayısıyla biz sevdiğimiz sürece müşteriye de sevdirmemiz kolay oluyor. Çok büyümek ya da mağazalar zincirine sahip olmak değil Nevzat Altınışık'ın hedefi. Butik bir anlayışla işini sürdürmek. Aile şirketi olaraktan yol alıyoruz. İleriye dönük düşüncelerimiz var. Çok fazla büyümek düşüncesinde değiliz. Yalnız Türkiye'ye faydamız olsun. Yurt dışında da böyle şeyler yapıyoruz, gönderiyoruz da. Gönderdiğimiz işlerden memnun oldukları sürece zaten siparişleri de geliyor. Her tarafa açığız. Yurt içi ve yurt dışı olmak kaydıyla her tarafa işimizi yapıp teslim edebiliyoruz. Firma Ankara dışından gelecek taleplere de yanıt veriyor. Sadece konut için değil, ticari işletmeler için de proje bazlı çalışmalar yapılıyor. Hastane döşemesi olsun, mobilyası olsun, kafeteryalar, otel, resepsiyon, bunların hepsini rahatlıkla yapabiliyoruz. Kafelere kadar bütün hepsini yapıyoruz. Bu işler de bize mimarlarımız tarafından getiriliyor işte. Şöyle şöyle yapabilir miyiz diye. Biz de bunlara taleplerini karşılayıp yapıp yerleştirdiğimizde birçok otel var yani mevcutta. Altınışık garanti süresini 2 yıla sınırlamıyor. Herhangi bir arıza durumunda üzerinden kaç yıl geçerse geçsin ürünlerimizin arkasında duruyoruz diyor. Daha şimdiye kadar hiç kimse arızalandı diye gelmedi. İnşallah da gelmez bundan sonra. Şu ana kadar yaptığımız ürünlerin hepsi sapasağlam duruyor. Eskitemedik diye bize zerzenizde bulunanlar bile var. Kurucu Nevzat Altınışık son olarak Ankara'nın mobilya sektöründeki gücünü ifade ediyor. Ankara mobilya sektöründe bir başkenttir. Ankara mobilyanın başkenti derlerdi eskiden de. Şu an itibariyle İnegöl olsun, Kayseri olsun bizim üstümüze çıkmış olabilir. Ama kalitede her zaman ben diyorum Ankara birinci sıradadır. Kalitesini hiçbir zaman düşürmedi Ankara. Çok kaliteli malları Ankara'da bulabilirler.